bu bugün sizlerin karşısında yine emek dolu, çaba dolu, azim dolu bir FIFA Mobile videosu bulunuyorum. Bugün hem birazcık cebimizden para çıkacak hem de sizlere müthiş başarılarımı gösterip sizlerle paylaşmak istiyorum. Müthiş de heyecanlıyım bu konuda. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Karşı atakta saygınlık modu biliyorsunuz. Öyle bir geldi ki yani müthiş ödüllerle geldi. Ve ben burada da yine 50 tane kasarak bütün ödülleri bugün sizlere açacağım. Fakat bunu kasmam hiç kolay olmadı. Şöyle göstereyim. Burada 15-20 tane açmama rağmen 51 tane de ekstradan açmama rağmen biriktirmişim. Yani çok zor bir şekilde kasıyorum. O yüzden de takım genimi yükseltmem gerektiğini düşünüyorum. Yani 91 genim ama hep yendiğim adamlar 95-96 gen. Zaten siz de görüyorsunuz. 118 genlere kadar adamlar çıktı. Ben de bu yüzden takım genimi son kez para basarak sizlerle birlikte geliştirmek istiyorum. Arkadaşlar bugün ilk önce dünya tanesinde yeni gelen aslında ilk 16 için geldi. Daha yeni gelen sayılmaz. Fakat ben ondan öncekini daha açmamıştım. Şurada gördüğünüz bir 90 Osmanlık var. Selçuk İnan var. Selçuk İnan'ın çıkacağını düşünüyorum. Çünkü genelde hep Türk oyuncu çıkıyor. Bakalım şundan bir tane açalım. Selçuk İnan çıkmazsa ben şok ama çıkacağından emin gibiyim. Evet evet ben tamam bir tane sakinim şu anda daha iyiyim. 75.000 antrenman XP'si ve Selçuk İnan geldi. Çok da güzel oldu. Takımı tamamen değiştireceğim. Ama ilk önce dediğim gibi o mağazadan şu görmüş olduğunuz özelde böyle ne kadar alabilirsem büyük ihtimalle şunu alabiliyorum. Aynen. Usta oyuncu alabileceğim ülkemden ondan sonra takım taktiğinde değiştirmeyi deneyeceğim. Ama ondan öncesinde şu prestij ödüllerini toplayalım. Saygınlıkla ben gerçekten çok seviyorum. Dünya kupası takımıyla milli takımla ana takıma destek çıkmak beni çok mutlu ediyor. Buradan hemen bir 500 geliştiricimizi hızlı bir şekilde alalım ya allah dedim şöyle hepsini açacağım çünkü 36 tane var çok fazla bayağı geliştiricimiz oldu ve burada 3 milyon jeton veriyor de 3 milyon jeton da gerçekten çok işime yarar çünkü ikonlarda Thierry Henry için takımı kurdum ama genleri geliştirmem lazım Thierry Henry'yi almaya çok az kaldı onun da tiyotunu vereyim buradan 3 milyon jetonla büyük ihtimalle bu jetonla Thierry Henry'yi alabileceğim diye umuyorum şimdi 10 tane 86 seçkin oyuncu diyor bana 10 tane de bayağı iyi abi şöyle 25 tane verelim 5. bölgeden bu arada Ketim burada da 40-50 tane katarım 6. açmak için yani çok fazla oynamanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim size dün dünya genelinde 9000. sıraya çıktım. Şu an 40.000'de falanım. 9000. sıraya çıktım. 100 milyon oyuncu içinden 9000'e çıktım. O kadar çok oynamışım. Yavaş yavaş açacağım. 80'lik bir Ture geldi. 80'lik William Jones. Abi yüksek verecek misin? Bak hep küçük veriyorsun. Yarmalenko. En sevdiğim oyuncu isimlerinden birisidir. Perin geldi. Lan bu Perin'e ben para verdim geçen. Terry Henry görevi için şimdi beleşten çıktı. Van dışk dışk. Bakalım ne gelecek. Nainggolan. Nainggolan da çok iyi. Belçika'da gerçekten müthiş oyuncular var. Bayılıyorum Belçika kadrosuna. Ayen Robben sağ orta sağ. 84. Hadi coştur bizi. 86'lık Loris var zaten. Bu da var bende. Bütün olan oyuncularım çıktı yani. Ama 80 artı 10 tane oyuncu çıkartmak çok iyi. Bundan sonraki görevimiz daha da muhteşem olacak. Herhangi bir av oyuncusunun içinden yani şuradan bana bir sağ kanat Muhammed Salah verse bittim zaten ben. Bayılırım yani. Ama şu Sigulstan da çok güzel ee, ben bende fekir var ama yine de satılabilecek güzel bir oyuncuya benziyor. Hemen duymak üzereyim şimdi mağazamıza döndük. Mağazamızdan buradan garanti 50 World Cup geliştiricisi var. Bunu da çok hoşuma gidiyor çünkü burada da ekstra beceri katmamız gerekiyor, her şey katmamız gerekiyor. Bunu da tümünü aç diyeceğim. Bakalım ekstradan bir şey vermedi ama bitiricinin gelmesi çok hoşuma gitti çünkü forvetler biliyorsunuz bitiriciyle bir gelişiyor bende Hemen şurada bir tane daha var burada 80 artı oyuncu ülkemden yani ne çıkabilir bilmiyorum bir bakmışsınız 90'lık çıkmış çünkü 80 artının sınırı yok Haydi bakalım gelsin güzel bir oyuncu yala Ooo Selçuk Yunan'ın 90'lığı var bende geç ya Selçuk 90'lığı var daha takmak atmadım. E sen kimle taş taş geçiyorsun? Hemen hızlı bir şekilde burada neymiş? 80 atı turnu oyuncusu. Bak usta turnuva oyuncusu da çıkabilir diyor ülkenden. İnşallah usta çıkar ya. Usta çıkarsa inletirim buraları var ya. Çığlık çığlığa çığlık. Hadi bebeğim. Ver. Sinirlerim bozuldu. Yokuşlu veriyor, oha yokuşlu. Ben midil defansif orta saha oldum, kullanmayı sevmem. Belki de kullanırım ama bilmiyorum. Yani şu anda sevmedim. Ah! Gitti gidelim. Gitti gidelim usta oyuncu. Neyse bakalım. Hadi bakalım. buradan çok güzel bu usta oyuncu bekliyorum. Ben. En iyi usta oyuncuyu bekliyorum lütfen. Hadi. Oyundaki en iyisi lütfen. Gemi katmam lazım? Ya Allah be. 90'lık Mali verdi. Gerçekten çok iyi. Çünkü ben biliyorsunuz 4-3-3 atak oynuyorum. Mali'yi görünce çok sevinemedim. Ama gerçekten çok iyi. Şöyle özelliklerine bakacağım. Of hızlı çeviklik şutu filan baya iyi. Ben zaten bu bendeki dandik Mali ile neler yapıyorum. Bununla uçururum yani. Ben Bendeki biliyorsunuz dandik Mali. Ben onunla takımı uçuruyorum şu anda. Yani şunla takım uçururken şantımı da 92'li çıktı. Bakın o. Ben bununla içinden geçerim bütün adamların, daha onların becerileri de vardır geliştirilecek. Şuraya da Selçuk İnan'ı alalım, D95'likmiş Selçuk da var ya, 95'lik tam böyle oyuncuymuş yani. Şuraya mı alsak, sağ tarafa biraz yüklenelim, sol taraf zaten iyi. Şu anda kalecimizde sağ bekimiz sadece usta değil ama takım yeni 92 oldu. Hemen şuradan geliştiricilere bakacağım, şu torda tabii ki Mali var. Bunu hızlı bir şekilde geliştireceğim. 93 oldu şu anda. Bir daha geliştireceğim. Evet 94 oldu. 95 oluyor mu? Oluyor. Oo, Mali 95 oldu hacı. Hacı Mali 95 oldu. Vallahi 95 oldu. Şu anda bir daha bakalım takımı da. 92 gen ama şu anda Mali 95 oldu abi. Şu anda şu kadro artık iş yapsın ya. Artık şu altıya rahat rahat çıkayım oynayayım. Yani sevmediğim oyuncular da var tabi Enes biraz yavaş kalıyor şutları çok iyi ama yavaş Gökhan ve Kıvrağı geliştirdik mi bu iş tamamdır şu anda tam istediğim kadroya ulaştım Bu arada arkadaşlar yani burada da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz oynamaya çalışıyoruz Hani ufak ufak ödüller alıyoruz şu anda dünya klasmanındayız ve burada bir de bir tane sağ kanat Bergwin verdi Bergwin de gerçekten şu anda kadrom için yetersiz ama çok güzel özellikleri var. Yani ben hızına bayıldım. %30 hızı var. 86 gen bir oyuncunun yani geliştirilebilir aslında. Geliştirilse çok da iş yapacak bir oyuncuya benziyor. Şuradan da bir 86 oyuncumuz var. Bakalım bundan ne çıkacak. Zaten bugün 80 artı açmaktan miden, miden bulandı. Sizin de mideniz bulanmıştır. Gelsin Marcos Alonso. Severim severim. Çok tanımam ama severim. Tipini sevdim. A burada da açılmış yeni görevlerim. Hemen şuradan bir tane daha tekten tane Öbürlerini açmama gerek yok. Videodan sonra kendim de açabiliyorum. O kadar yetenekliyim evet. Yapabiliyorum. Fazio. Çok fazio. Fazio çok. Arkadaşlar bu arada ufak ufak Twitch'ten de bu hem mobil oyunları hem bilgisayar oyunlarını oynamaya başlayacağım aşağıya linkini koyuyorum. Oradan da takip edip takip edip gelebilirsiniz. Çünkü gün içerisinde bir video atıyorum ama fazladan video attığım zaman YouTube algoritmamı bozuyor. Bu sebeple de sizlere daha çok hizmet sunabilmek için Twitch'ten de öyle kanalımı falan doğrulatmadım. Sadece zevk için sizlere yaptığım, oynadığım oyunları gösterebilmek için ufak ufak yayınlar açacağım. Takip edebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde şimdi şu takımı bir deneyelim abi. Bu arada ben Mali'yi çok pis geliştiretim var. Yani çalıştıksam nasıl olur diye düşünüyorum. Çünkü özellikler aslında ideal ama daha iyi oyuncu da çıkar mı ya? Şöyle bir tane geliştirmek için de bayağı şey istiyor arkadaş. Yani hı istiyor yani. Hı. 260 bin jetonunda değilim de yani yiyecek mi? Bu arada dribbling'i 90'dan yüksektik. Gökkuşağı hareketi deneyeceğim bunda. Bence gökkuşağı hareketi çok yakışacak buna. Ya geliştireceğim ya. Oo, düşünenin düşünenin çocuğu olmaz mıymış öyle bir şey vardı. Şu anda 96 gen bir tane oyuncumuz olsun istedim. Nedense istedim ya. Hemen hızlı bir şekilde bir karşı atak saygınlık atalım. Bakalım takım genimizin yükselmesi bizi nasıl etkiledi. Tabii ki yine 5'te atacağım. Bu da çok üzücü geliyor bana. Ben zaten 5'tesin. Niye 5'te atıyorsun? İşte 6'ya çıkıyor. 487'yi gördüm. 500 olmadı. Bir maç daha kazansam 500 de olmadı abi. Bakalım kim gelecek karşımıza. 89 geldik. Aa Türk bir arkadaş. Enes. Selamlar. 89 keşke 90 olsaydın. Bak beni tanıdı iyi şanslar diyor hemen ha. Ben de sana teşekkürler diyeyim canım. Tosuncum. Tosuncum hadi bakalım. Tosun'da da gökkuş hareketi yapamıyorum. Dribbling'i 90 değil. O yüzden gökkuş hareketi yapamamam beni çok üzüyor. Hemen şöyle bir tane gökkuş hareketi yapabileceğim. Aha Arda Turan geldi bak. Yapıştırdım geçtim kardeşim seni dikkat et Aşırtmayı da yedin gol Enes'cim kendine iyi bak bu maç ben Enes'i yenerim Kesin kesin yenerim de çok kırıcı yenmemeye çalışayım Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyerekten Bir daha çok kötü goller yiyorsun Enes acayip kötü goller yiyorsun Bak böyle golleri de gördüm bir hiç affetmem Enes video odasından el sallı Allah seni kahretmesin Şu anda ben bayağı bu arada Türk arkadaşlarla oynuyorum Genelde de yeniyorum çünkü ben birazcık para bastığım için onların yeni düşük kalıyor. Ama şey yapmamaya çalışıyorum yani. öğrenci edip böyle gülme falan atıyorlar ya onları hiç yapmamaya çalışıyorum. Yabancılara yapıyorum. Yabancılara her türlü hakareti yaparım bu arada güzel free golü. Enes hadi biraz oyna be asıl be. Olacak bir yeğenim. Pas vereceğim riske atmamak için. Güzel gol böyle arayı kapatma böyle kapatma şansı kalmadığında fantastik goller de deneyeceğiz. Mesela şöyle gök kuşağını yapamadım yine. Mali çok mu hızlı? Ben alışamadım Mali'nin yeni hızına. O yüzden böyle bir oynayamadım Mali ile. Bendeki 86'lıktı ya böyle. Dur bakayım bir daha bir deneyeyim. Şöyle gel bakayım oğlum. Bir daha gel. Hop. Yallah. Gol İşte bu alıştım. Güzel kardeşim Enes'le güzel bir maç attık diyelim. Böyle onda çok yapacak bir şey yoktu yani. Üçgen bayağı yüksek bir gen farkı. Ama helal olsun güzel oynadı. Arkadaşlar beni dediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda ben yine burada olacağım. Umarım siz de burada olursunuz. Kendinize çok iyi bakın diyorum yani bakın. Bak.